Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki prizmalar testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Taban alanı 24 cm kare olan bir dik prizmanın yüksekliği 5 olduğuna göre hacmi nedir? Taban alanı çarpı yüksekliktir tabii ki o da 120 yapar. 2'ye geldik. Ne demiş burada? Şekilde verilen kare dik prizmanın köşe sayısı K. Ayrıt sayısı A Yüzey sayısı da y olmak üzere. Köşe sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 artı ayrı sayısı. Hocam tabanda 1, 2, 3, 4. Tabanda 1, 2, 3, 4, 8. Sütunlar da 4, 12. Yani burası 12 yaptı. Yüzey sayısı da ön arka 1, 2. Sağ sol 2 daha orada 4. Bir de alt üst var. O da kaç yüzey oldu? 6 yüzey oldu. Topladığımız anda kaç yapıyor? 26 yapıyor. Örnek 26 buluruz. Örnek 3'e geldik. Tüm ayrıtları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaş şurası 4 verilmiş. 3 ise burası 3 müdür? Evet. 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi bu yükseklik. E hocam burası da yükseklik. Burası da yükseklik. 4 ise burası 4'tür. E burası da 5'tir. Tüm ayrıtları bakıyoruz. 3'ten kaç tane var? 2 tane. 6 artı. 4'ten kaç tane var? 2 tane. 8 artı. Sonra 5'ten kaç tane var? 2 tane ama burada da 3 tane var. Toplamda 5 tane mi var? 25 yapıyor o zaman. Topladığımız anda kaç yapıyor? 39 yapıyor. Örnek 3 39 geldik örnek 4'e. Hacmi 100 santimetre küp olan bir kare dik prizmanın yüksekliği 4 santimetre olduğuna göre taban alanı kare dik prizma dediğimiz nedir arkadaşlar? Tabanı kare olan bir prizma. A A H. Şimdi yüksekliği de 4 verilmiş bize. Taban alanı A kare çarpı H eşittir 100. Buradan A kare eşittir 25 gelir ve A'yı da buradan 5 buluruz. Yüzey alanı isteniyor bizden. Taban alanından 2 tane var. Yani A5 ya 5'in karesinden 2 tane var artı yan alan Burası 5 ya 5 çarpı 4'ten de kaç tane var? 4 tane var diyebiliriz ya da taban çevresi 25 çarpı yükseklikte diyebiliriz tabii ki. O zaman bunu topladığımız zaman kaç yapıyor? 100 bir dakika 25. Burası taban çevresi 5 kere 4 20. Ay şurası 20 yapacak. 20 çarpı 4'ten burası 80 yaptı. 80 yaptı. 80 artı 50 de kaç yapıyor? 130 yapıyor. Evet. Böylelikle cevabı 130 bulduk. Örnek 4'te. Örnek 5'e geldik. Tüm ayrıtları eşit ve 6 santimetre olan üçgen pirizmanın hacmi nedir? Arkadaş tüm ayrıtları birbirine eşitse yüksekliği de eşit demek. Ve 6 santimetre. 6 6 6 yüksekliği de 6 olacak. Evet. Hacmi nedir? Taban alanı a kare kökü 3 bölü 4 çarpı yükseklik 6'ya eşit olacaktır. 36 ile 4 sadeleşti. 9, 6 kere 9, 54 kök 3 yapar. Cevap. Örnek alttayız. Yanal alan nedir? Yanal alan nedir? Taban çevresi çarpı yükseklik. Yani taban çevresi beşgen ya burası. Düzgün beşgen ya. 3'den 5 tane var. Taban çevresi 15. E bir de 4 ile çarparsak 60 yapar. En azından böyle hacmin taban alan çarpı yükseklik. Alanda da taban alanları artı yanal alan. Yanal alan alanında taban çevresi çarpı yükseklik olduğunu bilmek lazım. Evet geldik 7'ye. Taban alanı 9 ve yüzey alanı 66 olan kare dik prizmanın hacmi nedir? Şimdi arkadaşım kare dik prizmadan bahsediyoruz. Taban alanı sadece bir tabanından bahsediyoruz. Taban alanı dediğimiz arkadaşım a kare değil midir? Evet taban alanları dese 2 a kare olacak. a kare 9 a'yı buradan 3 buluruz. a 3. Yüzey alanı da neydi? Arkadaş taban alanlarından 2 tane var. 18 yani a kareden 2 tane var. 3'ün karesinden 2 tane var. Artı Taban çevresi 12 çarpı yükseklik işte bu 66 eşit verilmiş. 18 yapıyor burası 18 66'dan 18 çıkınca 48 yapıyor. 12H eşittir 48 ise H'ı buradan 4 buluruz. Prizmanın hacmi isteniyor. Evet H'ı 4 bulduk hacim dediğimizde taban alanı. Yani A kare çarpı yükseklik o da kaç yapar 36 yapar. Örnek yedi 36 oldu geldik örnek 8'e. Yüksekliği 5 santimetre olan eşkenar üçgen dik prizmanın yanal alanı verilmiş. Taban çevresi eşkenar üçgen dik prizma. Eşkenar üçgen dik prizma dediğimiz bu. Bütün kenarlar A A A yükseklikte 5'miş. E yanal alanı neydi arkadaşlar? Taban çevresi 3 A çarpı yükseklik 60 eşit verilmiş. A'yı buradan 4 buluruz. Hacmi isteniyor. A buradan 4 ise hacim dediğimizde taban alanı A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik değil midir? Evet. A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik. Yükseklik dediğimiz 5. E 4'lerden birer tanesi gitti. Cevapta da 20 kök 3 yapar mı? Yapar. Örnek 8'i 20 kök 3 buluruz. Ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde dikdörtgenler prizması ve küp testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.